Aferin benim yakışıklımım. Çocuklara önem vermesi, onların eğitimine önem vermesi çok önemli. Çocuğa saygı. En hayati konu budur, saygı. Sevgiden kaynaklanan bir saygı. Değer vermek, adam yerine koymak. Onun olgun bir insan olduğunu kabul etmek. Yani akılsız bir hastayla, akıl hastasıyla, bir gerizekalıyla konuşuyor gibi değil. Mükemmel akıllı, seçkin, klas bir insandan konuşuyor gibi konuşacaksın çocuklar. O zaman Allah onun aklını en güzel hale getirir ve güzel bir tecelli meydana gelir. Sen çocuğa akıl hastası muamelesi yaparsan, gerizekalı muamelesi yaparsan, hatta yanında konuşuyor, o duymaz diyor çocuk diyor. Aynen çocuğu yanında konuşuyor da biliyorsunuz böyle. Ya. Hiç adam yerine koymaz mesela. En şey, o anlamaz falan. Konuşuyor. Çocuk da anlamazdan geliyor. Bir anlar. En iyi duyan o oluyor. Tabii hepsini duyar bilir yani. Ne demek istediklerini bilir. Teşhisi çok mükemmel olur. Ama çocuğa bir soru soruyor. Deliye ne kadar. Yani çok acayip bir sesle. Deliye hitap etmede bile olmaz öyle bir hitap şekli. Çocuk da ona karşı deli hitabıyla karşılık veriyor. Çocuğa saygı, hürmet çok önemli. Evet. Ve çocuğa imanla, Kur'an'la yaklaşmak. Allah sevgisiyle yaklaşmak, Allah korkusuyla yaklaşmak. Tabii Allah korkusunu çocuğa anlatırken onun bu konuyu kavramasını gelenekçi uslupla değil, Allah korkusunun aşktan kaynaklandığını bildirerek anlatmak lazım. Yani Allah korkusunun amacının aşk, sevgi ve tutku olduğunu belirterek anlatılması önemli. Evet, dinliyorum.